Merhaba sevgili arkadaşlar. Hello, welcome to our channel. Bu eğitim videomuzda 4. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 2. yazılı soru ve çözümleriyle yine birlikteyiz. Evet Afra'cığım, are you ready? I am ready. 1. bölümümüzde cümleleri resimlere göre like ya da dislike ile doldurunuz. Burada Afra'cığım ne yapacağız? Boşlukları like ya da dislike ile dolduracağız. Burada peki ben dislike yerine başka ne kullanabilirim? Don't like. Don't like kullanabilirim. Evet başlayalım o zaman birinci cümlemizden. Watching TV diyor burada. I like watching TV. Watching TV ne demektir? Watching TV televizyon izlemek. Televizyon izlemek. Televizyon izlemeye bakıyoruz. Tik var demek ki seviyor. I like watching TV. Devam edelim. I dislike playing with marbles. Evet, playing with marbles. Ne demektir bu? Bilye oynamak. Evet, misket veya bilye oynamak. Çarpı işareti var. Demek ki don't like. Devam edelim. I like dancing. I like dancing. Dans etmek. Devam edelim. I like riding a bike. Evet, riding a bike ne demekti? Bisiklete binmekti. Ve son olarak I don't like swimming. Evet, swimming yüzmekti. I don't like swimming. Birinci bölüm bitmiştir. Hemen devam edelim. Aşağıdaki aktiviteler ile resimleri eşleştiriniz. Aktivitenin numarasını yazınız. Evet Afra şimdi bana sırayla önce okuyup daha sonra hangi resim olduğunu söyler misin? One, playing table tennis. Ne demektir bu? Tenis oynamak. Tenis oynamak, masa tenisi oynamak. Evet buradaki. Devam edelim. Two, dancing. Dancing. Yani dans etmek. Dans etmek. 2 numarayı eşleştirdik. 3'e geçelim. 3. Playing a kite. Yani uçurtma uçurmak. Uçurtma uçurtmak. Hemen eşleştirdik. 4. 4. Swimming. Yani yüzmek. Yüzmek. Hemen eşleştirdik. 5. Reading comics. Kitap okumak. Evet. 6. Learning English. Yani İngilizce konuşmak. İngilizce konuşmak veya İngilizce öğrenmek hangisidir? Evet burada. 6 numara. 7. Riding horse. Ata binmek. Evet. Riding horse. Ata binmek. 8. Playing with marbles. Misket oynamak. Misket oynamak. 9. 9. Riding a bike. Bisiklete binmek. Evet, bike, bisiklete binmek. Ve son. 10. Watching cartoons. Çizgi film izlemek. Çizgi film izlemek. Evet, eşleştirmemizi yaptık. Çok güzel Afra'cığım. Devam edelim. Tabloya bakarak cümledeki boşluklara can veya can't yazalım. Şuradaki tabloyu şöyle bir inceleyelim önce. Baktığınız gibi burada Cansu gitar çalabiliyor, piyano çalabiliyor ancak masa tenisi oynayamıyor, ata binemediğini görüyoruz. Hakan'ın gitar çalabildiğini, piyano çalabildiğini, masa tenisi oynayabildiğini ancak ata binemediğini görüyoruz. Enes'in piyano ve gitar çalamadığını, masa tenisi oynayabildiğini, ata binebildiğini görüyoruz. Aslı'nın ise gitar çalabildiğini, masa tenisi oynayabildiğini, ancak piyano çalamadığını, ata binemediğini görebiliyoruz. Hemen bir numaradan başlayalım. Aslı burada play the guitar dediği için yani gitar çalmak. Aslı gitarı çalabiliyor. O yüzden Aslı can play the guitar. Evet, Aslı'ya baktık. Gitar bölümü tik işareti var. Çalabildiği için
Buraya can yazdık. Devam edelim. Enes played the piano diyor. Yani Enes piyano çalabiliyor diyor. Bakalım. Evet. Enes piyano çalamıyor. Evet, çarpı var. Enes piyano çalamadığı için buraya ne yazıyoruz? Enes can't play the piano. Evet, Enes can't play the piano. Cansu'nun gitar çalabildiğini söylüyor. Cansu gitar çalabildiği evet, için. Cansu'ya baktık. Gitar çalabiliyor. O zaman can yazıyoruz. Cansu can play the guitar. Cansu can play the guitar. Evet, 4'te devam edelim. Hakan. Hakan ride a horse diyor. Ata binebiliyormuş. Evet, Hakan'a baktık. Ata baktık. Ata binemiyor. Hakan can't ride a horse. Hakan can't ride a horse. Devam edelim. Enes play table tennis diyor. Enes tenis oynayabilir diyor. Evet. Enes tenis oynayabiliyor. Enes can play table tennis. Enes can play table tennis. Evet, çok güzel Afra. Hemen devam edelim. Boşlukları my, your, his, her ile uygun bir şekilde doldurunuz. Buradaki boşlukları my, your, his ve her kelimelerinden uygun olanları dolduracağız. Evet, öncelikle bir hatırlayalım. Özellikle buradaki his ve her bazen karıştırılabiliyor. Bunları kimler için kullandığımızı biliyor musun? Evet. His'i erkekler için. Evet, his'i erkekler için yani. Her'ı de kızlar için. Her'ı de kızlar için she olarak yazabiliriz. Hemen boşluklarımıza bakalım. This is my guitar. I like playing the guitar. Evet, this is my guitar. I like playing the guitar. Diye bakalım. This is Fatma. This is her car. Evet, burada she olarak verdiği için buraya her yazıyoruz. She can drive a car. Evet, devam edelim. This is Arda. This is his piano. He can play the piano. Evet, burada he olarak verdiği için buraya his yazdık. Devam edelim. This is Oktay. This is Oktay. This is his bike. He can ride a bike. This is his bike. He can ride a bike. Devam edelim. These are your puzzles. You like doing puzzles. Evet, burada you verdiği için buraya your puzzles olarak yazdık. Bir sonraki sorumuza geçelim. Boşlukları yanda verilen ifadelerle doldurunuz. Burada bir konuşma diyalog ifadeleri var. Yandaki uygun olan boşlukları buraya yazmamız gerekiyor. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Paul, do you like watching TV? Repeat please. Çünkü tekrar etmiş. Evet. Alt satırda. Buradaki sormuş olduğu sorunun aynısı burada olduğu için demek ki sormuş olduğu soruyu anlayamadı veya duyamadı. Soruyu tekrar etmesini istiyor. Repeat please. Devam edelim. Do you like watching TV? No, I don't. No, I don't. Devam edelim. What do you like doing? What do you like doing? I like reading books. I like reading books. Ne demek reading books? Kitap okumayı severim. Evet. What about you? Drawing pictures. What about you? Drawing pictures. I like drawing pictures. I like drawing pictures. Evet, devam edelim. Kelimeleri verilen görselleri eşleştiriniz. Burada okul eşyalarımızdan bazılarını resimleri vermiş. İngilizce olarak eşleştirmemiz isteniyor. Birincisine bakalım. Birinci kelimemiz nedir? Pencil case. Yani? Kalem kutu. Kalem kutusu veya kalemlik. Eşleştirdik. İkincisini okuyalım. Eraser. Silgi. Eraser, silgi. Devam edelim. Book. Kitap. Kitap. Sharpener, kalemtıraş. Kalemtıraş. Ruler, cetvel. Ruler, cetvel. Evet, çok güzel.
Bir sonraki sorumuza devam edelim. Aşağıdaki bayrakların altına verilen ülke isimlerinden doğru olanı yazınız. Burada 4 adet bayrak ve yukarıda da bu bayrakların sahip olduğu ülkelerin isimleri yazılmış. Birinci bayraktan başlayalım. Birinci bayrak bize çok tanıdık gelen bir bayrak. Turkey. Evet, birinci bayrak ülkemizin bayrağı Turkey. The USA. The USA. Germany. Germany. Ve son olarak? Japan. Japan. Seçeneklerde verilen ülke millet eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ülke ve millet eşleştirmesi yapılmış. Demek ki bir tanesi yanlış. Öncelikle onu bulmamız gerekiyor. A'dan başlayalım. Chinese. Doğru mu? Doğru. Ne demek? Çinli. Çinli. O zaman A şıkkı doğru. B'ye bakalım. Russian. Rusya, Rus. Doğru mu? Doğru. Doğru. C'ye bakalım. French, German. Yanlış. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü French yani Fransız. Yani Fransız diyorum. Fransa. Fransa. Yanlış söyledim. German da Alman oluyor. Alman. Biri Fransa ülkeyi vermiş. Diğerinde Alman olarak Almanya'da yaşayan kişi anlamında German kullanmış. İki farklı ülkeyi kullandığı için B şıkkımız yanlış. Biz yine D'ye de bakalım. İtalya, İtalyan. Evet, İtalya, İtalyan. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. İşlemin sonucu kaçtır? Bana burada iki tane sayı vermiş. Sayıların İngilizceleri verilmiş. Sayıları okur musun Afra'cığım önce? Birinci sayımız? 70. 70 kaçtır? 70. 70. Ben de şuraya yazayım. 70. İkinci sayımız? 18. Yani? 18. 18. Benden hangi işlemi yapmamı istiyor peki? Toplama. 70 ile 18'i toplayalım. Biraz matematik çalışalım. 88. 88 sayısının okunuşunu söyler misin şıklardan? 88. Cevabımız A şıkkı. 88 diyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Resimleri inceleyerek doğru seçeneği işaretleyiniz. Burada 5 adet resim vermiş. Bu seçenekle ilgili doğru olan A veya B şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Birinci resimimize bakalım. Ne var burada Afra'cığım? Bir balık var yani fish. Evet, balık var fish. It can run diyor. İkinci şıkta ise it can swim dediği için cevap B şıkkı. Çünkü balık yüzebilir. Balık ama yüzebilir. Koşamaz. Evet, run koşmak. Balık koşamaz, yüzebilir. İkiye geçelim kuşa. Kuş bird. It can fly. It can't fly. A şıkkı, kuş uçabilir. B şıkkında kuş uçamaz diyor. Cevabımız A şıkkı. A şıkkı, it can fly, uçabilir. C'ye baktık. Pardon, C diyorum. Üçüncü resmimize bakalım. At, yani horse. It can sing. It can run. A şıkkında şarkı söyleyebilir diyor. Evet. B şıkkında ise koşabilir diyor. Cevap B şıkkı it can run. It can run. Koşabilir. It can sing. Şarkı söyleyemez atlar. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü resmimize baktık. He can cook. He can dive. A şıkkında yemek yapabilir diyor. Evet, cook. Yemek yapmak. O yemek yapabilir. B şıkkında ise o dalabilir diyor. Evet, dalış yapabilir. He can dive. Cevabımız o zaman B şıkkı. Son resmimize bakalım. It can catch Jerry. It can catch Jerry. It can catch Jerry. It can't catch Jerry. Hangisidir? Burada yakalayabiliyor mu? Yakalayamıyor mu? Burada yakalayamıyor. A şıkkında yakalayabiliyor evet. diyor.
B şıkkına yakalamadı diyor. Yani cevap B Cevabımız şıkkı. B şıkkı. It can't catch Jerry olarak ifade edebiliriz. Bir sonraki bölümümüze geçelim. Burada bana sought kelimesini vermiş. Yani yönlerden birini vermiş. Sought ne demekti Afra'cığım? Güney. Güney. Şimdi burada eksik olan yönlerimiz var. Sought güneydi. Hemen sosyal bilgiler dersinde öğrenmiştiniz. South güney ise south'un karşısı hangi yöndür? North yani kuzey. Kuzeydir. Kuzeyin İngilizcesi north. North söylemiştim. North olarak yazdık. Şimdi south ve north'un iki yanında iki farklı yönümüz var. Öncelikle şu yön nedir? East yani doğu. Doğu. Öncelikle Türkçesini ben şöyle D olarak ifade edeyim. Bu taraf doğu yöndür. Doğunun İngilizcesi east. Doğunun tam tersi hangi yöndür? Batı. Batı. Yani west. Batı. Evet. Batının İngilizcesi de west olarak söyleyebiliriz. South, north, east ve west olarak 4 tane ana yönümüzü ifade etmiş olduk. Sorularımız burada sona ermiştir. Hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.